Milyonlarca EYT'linin gözü kulağı emeklilik müjdesinde. O müjdenin gelmesine de artık çok kısa bir süre kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin, EYT'liler için masada tek bir formül olduğunu ve çok aşamalı bir çalışma yapıldığını söyledi. Sözleşmeli çalışanlar için de önemli açıklamaları vardı. Gelin ayrıntılarına bakalım şimdi. Şu an çalışma tek bir formül üzerinde yürütülüyor. İhtimaller teke indi, emeklilikte yaşa takılanların beklentisi yükseldi. Hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemenin ayrıntıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Son çalışma ne aşamada onu sorduk. Bakan Bilgin'in vermiş olduğu yanıt tek formül oldu. Yani şu an bakanlık bünyesinde yapılan çalışma tek bir formül üzerinde yürütülüyor. Apara Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili anlattığı yeni detayları A Haber canlı yayınında aktardı. Formüllere dair öne çıkan ihtimaller arasında Hollanda ve Almanya modelleri de vardı. Bakan Bilgin hepsini yalanladı ve tek formüle işaret etti. Kamuoyunda konuşulan bu formüllerin çoğu doğru değil. Onların bizim çalışmamızda ilgisi yok dedi. Hollanda, Almanya modeli konuşuluyor. Zaten oralarda 62 yaşına gelince bu imkandan yararlanılabiliyor. Ama zaten biz Türkiye'de 62 yaşında çalışanlar emekli ediyoruz dedi. Bir Türk modeli üzerinde bir teknik çalışmayı tamamlamış oldu. Çok aşamalı bir çalışma olduğunun altını çizdi. Emeklilikte yaşa takılan erkeklerin çoğu 9000 günü yani 25 yılı, kadınlarınsa çoğu 7200 günü yani 20 yılı geçmiş durumda. İşte bu yüzden de hazırlanan düzenlemenin bugün sayılarına göre formüle edilmesi bekleniyor ve bu formülde emeklilik yaşı da belirlenebilir. Primi çok olana bir yaş avantajı getirilmesi noktasında 9000 gün yani 25 yıl yani 7200 gün yani 20 yıl bir avantaj oluşturulacak. Ama onun dışında benim tahminim sizin beklemeniz gereken yaş şartında belli bir oranda indirim yapılarak emekliliğe sevk edilmesi şeklinde olabilir diye düşünüyorum. Sözleşmeli çalışanlarla ilgili çalışmada da sona gelindi. Sosyal mali birçok sorun var. Bu sorunların çözümü noktasında çalışmanın da Eylül ortalarına doğru açıklanacağını Sayın Bakan ifade etti zaten. Sözleşmelilerin hemen ardından geçici işçiler ve taşeron işçilerin durumu da ele alınacak.